Yüzyılların Üçgeni. Yazan Agatha Christie. Çeviren ve radyo uygulayan Yalçın Öktem. Reji Zihni Küçümen. Efekt Erhan Mesudoğlu. Dünya sanatçılar: Herkül Poirot, Nüvit Özdoğru, Pamela Gülgülgüm, Sara Filiz Toprak, Valentin Chantry, Alev Gürzap, Tony Chantry, Ersan Uysal, Majori Gold, Ayşegül Yalçın, Douglas Gold, Avni Yalçın, General Barnes, İsmet Ay, Barmen Zihni Göktay. Güneş ne kadar güzel değil mi? Bu mevsimde İngiltere'de olmadığımıza ne kadar şükretsek azdır. Öyle. Düşünsenize Ekim ayında Londra ne çekilmez olur. Yağmur, sis, soğuk. Bu güneş de biraz fazla yakıcı bana sorarsanız. Aşk olsun Bay Poirot. Güneş için gelmedik mi buraya? Gerçi siz her yanınızı örtmüşsünüz. Güneşten korkar gibi bir haliniz var. Biz eski kuşağız. Güneşten korunmak gerektiğine inananlardan. Oysa ben bir güzel yanmak için neler verirdim. Yanamıyorum nedense. Her yanım leke leke oldu. Sense ne güzel yandın Sara. Her yanın aynı. Seni kadar uğraşmıyorum da ondan herhalde. Çılgınca kıskanıyorum seni. Biraz daha yağ sürüneyim bari. Bay Poirot, size zahmet olmazsa eğer sırtıma biraz yağ sürer misiniz? Ben uzanamıyorum da. Elbette mademoiselle. İyi mi böyle? Çok mersi. Sara, o kadın var ya, hani akşam Chanel modeli bir elbise giymiştin. Haklıymışım. Gerçekten Valentin Chantry'ymiş. Sahi mi? Görür görmez tanıdım. Sağ olun Bay Poirot, bu kadar yeter sanırım. Tanıyorsunuz Valentin Chantry'yi siz de değil mi? İsmen gazetelerde falan resimlerinde görmüşümdür herhalde. Çok hoş bir kadın gerçekten. Erkekleri böyle deliye çevirmesinin nedeni de meydanda. Öyle bir havası var ki herkesin kendisine hayran kalmasını olağan karşılıyor. Daha da ötesi, hayran kalmasalar şaşacakmış gibi duruyor. İnsan kendinden böylesine kuşkusuz olursa elbette ortalığı birbirine katar. Oysa yaşlanmış olması gerek artık. Ben kendimi bildim bileli duyarım bu kadının adını. Yok canım, 40 yoktur daha. Dur hesap edeyim. Olsa 39. Unutma ki güzelliğiyle dillere destan olduğunda daha 16'sındaymış. Kaç kez evlendiğini bile bilen yokmuş, öyle mi? Sayısız kocaları olmuş derler. Amma yaptınız Bay Poirot. Bizim gibi bu işleri yakından izlemeyi iş edinenler hiç bilmez olurlar mı Valentin Chantry'nin kaç defa evlendiğini? Sayısız sevgilileri oldu. Kocalara gelince bu 5. oluyor galiba. Evet 5. Deniz subayıymış bu seferki. Kaptan hem de. İlk evliliğini bir İtalyan kontuyla yapmıştı. Sonra Amerikalı bir milyoner. Ondan sonra profesyonel bir tenisçi. Derken otomobil yarışçısı. Adamların hepsi de ölmediler herhalde. Yok canım, yalnız Amerikalı milyoner öldü. Ötekileri boşadı bu. Müthiş de paralı biliyorsunuz. Ailesinden kalanlar milyoner kocadan kalanlara eklenince... Dün gece gelen öteki çiftin kimliklerini de öğrendim. Soyadları Gort'muş. Adam müthiş yakışıklı. Balayına mı gelmişler? Hayır. Kadının giysileri yeterince yeni değil. Yeni gelinler hemen anlaşılır giysilerinden. İnsanları gözlemek kadar ilginç bir şey yok dünyada. Sırf uzaktan dikkatle bakmakla kişiler hakkında bir sürü şey öğrenilebilir. Sen yalnızca bakmıyorsun ki şekerim. Dünyanın da sorusunu soruyorsun. Bu Gold çiftiyle bir kelime bile konuşmadım daha. Hem soru sormak ayıp değil ya. Kişi çevresindekilerle ilgilenmeli. Kesinlikle inanıyorum buna. İnsanoğlu ne harika, ne akıl almaz bir yaratık değil mi Bay Poirot? Adamı ne bağlı? Öyle demeyin Bay Poirot. Bence insanoğlu kadar ilginç, insanoğlu kadar anlaşılmaz hiçbir şey yok dünyada. Anlaşılmaz mı dediniz? Bence öyle değil. Elbette anlaşılmaz dedim. Tam birini her bakımdan anladığınızı sanıyorsunuz. Sonra kalkıp öyle beklenmedik bir şey yapıyor ki şaşıp kalıyorsunuz. Hiç öyle değil. Hatta tersi daha doğru. Kişi hemen her zaman karakteri ne gösteriyorsa, ne gerektiriyorsa aslında onu yapar. Beklenmedik bir şey yapan çok az insana rastladım. Öyle ki sonunda sıkıcı olmaya başlıyor insanoğlu. Size katılmıyorum bu konuda. Kızma şekerim. Kızmıyorum canım. Ben insanları gördüm mü hemen onlar hakkında kafamı yormaya başlarım. Nasıl kişiler acaba? Birbirleriyle ilişkileri nedir? O anda neler düşünüyorlar, neler duyuyorlar diye düşünmeye başlarım. İnanın çok değişik, çok oyalayıcı bir şey. Oysa kişilerin davranışları birbirine öylesine çok benzer ki...
Bence denizde çok daha fazla çeşitlilik var. Yani insanlarda bir takım davranış özelliklerinin tiplerin diyelim isterseniz inelendiğini mi söylüyorsunuz? Tamam öyle. Ne o? Kumun üstüne ne çiziyorsunuz Bay Poirot? Bir üçgen. Bakın çentriler geliyor. Kadın gerçekten de çok güzel değil mi? Şu koskoca lacivert gözlere bakın. Şu yürüyüşe bakın. Vücudu da hiç bozulmamış. Sus Pamela, işitecekler. Ne kadar yakınımıza oturdular baksana. Kötü bir şey söylemiyorum ya. Güzel diyorum yalnızca. Ama kocası çok suratsız bir şey. Şuna bak. Pamela. Yüzünden düşen bin parça oluyor. İnsan böyle bir kadının yanında surat asar mı? Üstelik evleneli de 6 aycık olmuş daha. Nereden bulmuş bunu? Kim bilir. Tony, sevgilim, bir sigara versin. Biliyor musunuz? Müthiş ilgimi çekiyor bunlar. Adam tam bir hayvan. Sessiz, suratsız. Bu kadın belki de kendini bir kaplan oynatıyormuş gibi hissediyordur. Dediklerine göre deli gibi tutkunmuş adam karısına. Ama kadın öyle çabuk bıkıyor ki erkeklerden. Gene de bana kalsa bunu başından kolay kolay savamaz. Tehlikeli bir adama benziyor. Kadın bırakmaya kalksa onu öldürür mü acaba adam? Neler de geliyor aklına. Ha, bak ötekiler de geliyor. Kadının adı Marjorie. Adamınki de Douglas. Ne yakışıklı adam değil mi? Üstelik karısından 4 yaş küçük. Nereden öğrendin bütün bunları? Otel defterine baktım. Burada yasalar böyle biliyorsun. İnsan yaşını da bildirmek zorunda. Kadın 35 yaşında. Hiç de güzel değil üstelik. Ufak tefek bir şey ama yüz hatları fena değil. Aman sen de fareye benziyor. Peksilik solgun bir şey. Sus artık geldiler. Aa, günaydın. Ne güzel bir gün değil mi? Günaydın. Oturabilir miyiz? Elbette buyurun. Ay ne de güzel yanmışsınız. Ben bu beyazlığımdan utanıyorum doğrusu. Düzgün yanmak için çok özen göstermek gerek. Yeni geldiniz değil mi? Evet, dün akşam. Vapor İtalya gemisiyle. Adaya ilk gelişiniz mi? Öyle, ne güzel bir yermiş. Yolculuk çok uzun sürüyor ama. Ya keşke İngiltere'ye daha yakın olsaydı. Ya işte o zaman çok kötü olurdu. Kıyıya sıra sıra dizilmiş bir sürü insan. Balıkçı tablasına yayılmış balıklar gibi. Tıkış tıkış çekilmez bir kalabalık. O da doğru ya. Tony sevgilim. Güneş ne harika değil mi? Eminim bir vakitler güneşi tatarmışım ben. Geçen gelişlerimden birinde canım. Ne dersin? Olabilir. Tony şu havluyu biraz çekip düzeltebilir misin sevgilim? Tamamdır. Ay, ne güzel kadın. Gerçekten öyle. Valentin Chantry'yi tanımadınız mı? Ne nefis şey değil mi? Kocası deli gibi aşıkmış ona. Gözünün önünden ayırmıyor baksanıza. Hakkı var. Deniz ne güzel Douglas. Hadi girelim. Ne dedin? Denize girelim mi dedim. Ha, olur. Birazdan girerim. Ben hemen giriyorum. Tony. Sevgilim sana zahmet olacak ama yüz kremimi odamda bırakmışım. Bu güneş fena kurutuyor. Getirebilir misin canım? Aynen elinde duruyor. Pekala, hemen getiririm. Douglas, su nefis, gelsene. Girmiyor musunuz Bay Gold? Önce iyice yanmayı severim. Karınız çok güzel gözüküyor. Öyledir. Bense kumsalda oturup tam gideceğimize yakın girerim hep. Sinir. Acaba biriniz... Ben yardım edebilir miyim efendim? Çok teşekkür ederim. Ne kadar iyisiniz. Öylesine beceriksizim ki. Ne açmasını bilirim ne kapamasını bunları. Kapakları takarken hep ters kapatırım. Buyurun. Açtınız mı? Ne çabuk. Ay çok mersi. Oturmaz mısınız? Şuna bak. Nasıl da ayarlayıverdi adamı. Yakışıklı bir adam gördüğümü dayanamıyor herhalde. Ben kumsalda biraz yürüyeceğim. İzninizle bayanlar. Siz de giriyor musunuz? Yok, biraz yürüyüş yapayım dedim de suda epey kaldınız. Yüzmeye bayılırım. Deniz de o kadar sıcak ki. Douglas da bayılır yüzmeye. Saatlerce kalabilir suda. Bugün neden böyle yapıyor anlamadım. Hala gelmedi baksanıza. Oturmuş gevezelik edip duruyor. O kadın için çok çekici derler ama Douglas o tip kadınları sevmez. Neyse, ben girip biraz daha yüzeceğim. Ah,
Çabuk döndünüz Bay Poirot. Oldukça sıcak. Günaydın General Barnes. O sabah geciktiniz. Ne yaparsınız? Gençlerle birlikte olmak hoşuma gidiyor ama sizler kadar erken kalkamıyorum. Aşk olsun General. Hepimizden gençsiniz. Sonra nasıl sonuçlanmıştı o olay? Eski dedikoduları bırakın da yanı başımızda neler dönüyor ona bakın. Görüyorsunuz ya Bay Poirot. Kısa zamanda işler ilerledi. Öyle görünüyor. Derken deli adam nedense ne edersiniz? Belki yalnız bir dakika görüştük ama sizi unutmak olanaksız küçük hanım dedi. Aynen böyle dedi değil mi Tony? Çok şeker adamdı. Çok da yardımsever. İnsanlar çok iyi bu dünyada. Nasıl diyeyim? Herkes bana yardım etmek, kolaylık göstermek için yarışıyor sanki. Neden olduğunu bilmem ama öyle işte. Tony'ye dedim ki, hatırlıyor musun ne dediğimi sevgilim? Dedim ki, Tony'cim dedim, şöyle azıcık kıskançlık yapmak istiyorsan şu iyi yürekli adamı kıskanabilirsin dedim. Gerçekten çok şekerdi çünkü. İnsan kimi zaman böyle iyilere de rastlıyor elbet. Elbette elbette. Ama bununki aşırı bir iyilikti canım. Öylesine uğraştı dedin ki, hem de hiç karşılık beklemeden. Sırf bana yardım edebildiği için mutlu görünüyordu. Bunda şaşılacak bir şey yok ki. Size yardım etmek herkesi mutlu kılar. Eminim. Ne kadar iyisiniz. Tony, Bay Gold'un dediğini işittin mi canım? İşittim. Tony öyle uzun edebi konuşmalar yapmaz hiç. Sessiz, sakindir. Umutlu canım benim. Bana nasıl katlanıyor anlamıyorum Bay Gold. Kendisi o kadar akıllı ki kafasının içi beyin dolu. Neyse, bense gün boyu saçma sapan konuşmaktan başka bir şey bilmem. Allah'tan kızmıyor bana. Zaten nedense kimse kızmaz. Ne yapsam ne söylesem herkesin hoşuna gider. Herkes şımartıp duruyor beni. Şu denizde yüzen karınız mı? Evet Bay Tony. Ben de artık girsem iyi olacak. Burada güneşin altında kalmak daha iyi. Daha girmeyin denize. Tony sevgilim, ben bugün hiç girmeyeyim diyorum. Ne dersin? İlk günümüz ne de olsa. Ya soğuk falan alırsa? Ama sen gir. Hadi hemen gir. Burada Bay Gold oyalar beni. Hemen gitmeye hiç niyetim yok. Karınız size el sallıyor galiba Bay Gold. Karınız ne güzel yüzüyor. Her şeyi çok iyi yapan becerikli kadınlardandır eminim. O tür kadınlardan çok korkarım. Benden nefret ediyorlarmış gibi gelir hep. Ben öylesine beceriksizimdir ki hiçbir şeyi doğru dürüst yapamam. Öyle değil mi Tony? Yok canım. Çok iyi olduğun için yüzüme vurmuyorsun biliyorum. Erkeklerin bu yanına bayılırım işte. Hep iyi niyetli, sadık olurlar. Kadınlar hiç de öyle değil. Arkadan dedikodunuzu yaparlar, iki yüzlü olurlar. Bana kalırsa kadınların garip, kıskanç bir yanı var. Bayan Chantry'nin kusursuz olmadığını ileri sürmek o garip kıskançlığın en belirgin yanıdır herhalde. Tanrım ne aptal kadın. Ömrümde karşılaştığım en kuş beyinli kadın bu. Gözsüzüm Tony, sevgilim demekten başka bir şey yaptığı yok. Kuş beyinli bile denemez buna. Eminim kafasına beyin yerine pamuk tıkmışlardır. Biraz katı bir yargı değil mi bu? Öyle öyle. Kıskançlık örneği bile diyebilirsiniz hatta. Bazı konularda kafasının işlediği açık seçik ortada çünkü. Gördüğü her erkeğe saldırmadan edemez mi bu kadın? Kocasına bakın. Patlamak üzere olan bir bomba sanki. Bayan Gold gerçekten iyi yüzüyor. Öyle. Bizler gibi ıslanmaktan korkanlardan değil besbelli. Ama Bayan Chantry burada kaldığı sürece bir kez bile suya girecek mi dersiniz general? Ama imkansız. Yüzündeki boyaları akıtmayı göze alamaz o. Gerçi hoş kadın, hoş kadın ama ağzı biraz büyük. Sizden yana bakıyor general. Sıranız geldi galiba. Yüzündeki boyalara gelince yanılıyorsunuz. Çağımızda suya da öpücüğe de dayanıklı oluyor boyalar. Bayan Gold sudan çıktı. Yanlarına gidiyor bakın. Ha, kocasını kurttan kurtarmaya çalışacak besbelli. Başaracak mı dersiniz? Geliyor musun Douglas? Su çok güzel, sıcacık. İyi geliyorum. Araba. Hiç de akıllıca bir davranış değil bu bana sorarsanız. Bir kadın kocasını başka bir kadının yanından götürmeye kalkmamalı. Onun asıl sahibi olduğunu böylece herkes içinde belirlemek... Yok hayır, bu erkeklerin hiç hoşuna gitmez. Kocalar hakkında epey şey biliyorsunuz bakıyorum Bayan Pamela. Benim değil, başkalarının kocaları hakkında. Aradaki önemli fark bu işte. Belki haklısınız general.
Ama hiç değilse yapılmaması gereken birçok şeyi öğreniyorum. Yapılmaması gerekenlerin başında şu Bayan Goldunki gibi bir deniz bonesi giymek gelir sanırım. Çok çirkin gösteriyor. Bana kalırsa son derece uygun bir bone bu. Söz konusu olan güzellik değil ki, saçların sudan korunması. Değil mi ya? Bana sorarsanız son derece aklı başında bir kadın bu Bayan Gold. İyi bildiniz general. Ancak en aklı başında kadınların bile dayanamayacakları bazı şeyler vardır. İşin içine Valentin Chantry karışınca Bayan Gold da pek aklı başında davranamaz gibi geliyor. Kaptan Tony Chantry'ye baksanıza, nasıl kızmış, dövecekmiş gibi bakıyor arkalarından. Siz ne dersiniz bütün bunlara Bay Poirot? Şimdilik diyecek pek bir şey yok. Ne o? Kumun üstüne gene bir şeyler çiziyorsunuz. Ha, şu meşhur üçgen. Yüzyılların üçgeni. Haklısınız belki de. Oldukça heyecanlı günler geçireceğiz galiba. Başımı dinlemeye geldim buraya sözde. Bir süre suçlulardan uzak kalıp dinleneyim diye. Bu mevsimde buranın bomboş olacağını söylemişlerdi. Ama aslında bomboş olmasa da pek de kalabalık sayılmaz. Ama gene de şu 3-5 kişinin arasında bile başımı dinleyemiyorum işte. Bir şeyler dönüyor ortalıkta. Korkarım bir şeyler olacak. Yok canım, belki de benim korkumdur. Ne de olsa kafam hep böyle şeylere çalışır benim. Yemekler de ağır geliyor galiba. Onun için kötü bir şeyler olacağını sanıyorum. Neyse, aşağı inip terasta rahat bir kahvaltı edeyim bari. Bu saatte hepsi kumsala inmişlerdir. Tek başıma otururum biraz. Oh, teras boş değil, birileri var. Yok, yalnızca bir kişi. Bu saatte Bayan Golfo'da ne arıyor? Ağlıyor mu ne? Siz misiniz Bay Poirot? Günaydın. Günaydın madem. Güzel bir gün değil mi? Öyle. Ama biz bu konuda şanslıyızdır zaten. Douglas'la ikimiz. Ne zaman tatile çıksak havalar iyi gider. Öyle mi? Douglas'la ikimiz her konuda şanslıyız aslında. Biliyor musunuz Bay Poirot? İnsan çevresindeki mutsuzlukları, kötülükleri gördükçe kendi mutluluğundan dolayı Tanrı'ya şükrediyor. Ha, Tanrı'ya şükredecek kadar mutlu olmanız önemli madem. Sormayın. Gerçekten öyleyiz. Çok mutlu bir evliliğimiz var. 5 yıldır evliyiz, düşünün. Bir gün bile kavga ettiğimizi hatırlamam. Bu zamanda herkes kısa sürede boşanıp dururken 5 yıl bayağı uzun bir süre değil mi? Bazı kişilere katlanılamayacak kadar uzun gelir şüphesiz. Oysa biz evlendiğimiz günden bile daha mutluyuz, inanın. Birbirimize her bakımdan uygunuz, her konuda anlaşıyoruz. Öyle olunca ortada bir sorun kalmıyor elbette. Mutsuz kişileri gördükçe bu yüzden acıyorum işte. Yani kimi? Genel olarak konuşuyorum Bay Poirot. Anlıyorum. Örneğin Bayan Chantry. Ne olmuş Bayan Chantry'ye? Bence hiç de iyi bir kadın değil. Belki de değildir. Hatta bayağı kötü bir insan olduğundan hiç kuşkum yok. Ama gene de insan ona acımaktan kendini alamıyor. Çünkü bütün parasına ve güzelliğine karşı şu ipliği de bir türlü geçiremiyorum. Neden böylesine titriyor ellerim bilmem. Ne diyordum? Bütün parasına ve güzelliğine karşın erkekleri uzun süre elinde tutabilecek bir kadın değil Bayan Chantry. Bana kalsa erkekleri pek çabuk bıkacakları tipte bir kadın. Siz öyle düşünmüyor musunuz? Şahsen o güzel adamın konuşmalarından çok çabuk sıkılacağım ben, o kesin. Tamam, benim dediğim de bu işte. Gerçi çekici bir yanı var elbet. Erkekler de çocuk gibi oluyor. Her şeye inanıveriyorlar. Bu sabah denize gitmemişsiniz bakıyorum. Bu güzel günde burada oturup nakış işliyorsunuz. Neden, işiniz kumsala indi mi? Yok. O da gitmedi bu sabah. Hep birlikte kentin tarihi kalıntılarını gezecektik ama
Nasıl olduysa buluşamadık. Bensiz gitmişler. Herkes mi gitti? Hayır, yalnızca... Günaydın Bayangoz. Günaydın Poirot. Sizi kaçaklar sizi. Neden gelmediniz denize? Bu sabah gelmeyen çok. Sizler ikiniz, sonra sayın eşiniz Bayan Gold, Bayan Chantry de gelmeyenler arasında. Ya Kaptan Chantry? Yo, geldi. Bayan Pamela'ya yakalandı ama. Bir sorgu sual ki sormayın. Gerçi pek karşılık alamıyor ya. Sessiz güçlü erkeklerden biri anlaşılan bu Kaptan Chantry. Hani kitaplarda vardı ya, öyle tipler. Beni biraz korkutuyor o adam. Bazen öylesine kara bir öfke kaplıyor ki yüzünü, yapamayacağı şey yok gibi geliyor insana. Hazımsızlık çekiyordur bana sorarsanız. Romantik karamsarlıkla ya da çılgın öfkeleriyle ünlenince kişinin aslında tek derdi azımsızlıktır bana sorarsanız. Kim bilir? Sizin kocanız nerelerde? Douglas mı? Bayan Chantry ile birlikte gezmeye gittiler. Eski kentin yıkıntılarına bakacaklardı. Güzel, çok ilginç kalıntılar var. Siz de gitseydiniz ya. Ben biraz geç indim de aşağı. Özür dilerim. İzninizle içeri girsem iyi olurdu. Ne kadar da iyi bir kadın oysa, ben olsam 10 tane boyalı bebeğe değişmem. Kocası aptalın biri. Elindeki hazinenin değerini bilmiyor da tutup... Neyse. Ben de gireyim bari, üstümü değiştireyim. Şu moruk amma da konuşuyor. Evet Bay Poirot, son dediklerini işittim gelirken. İyi bir kadın. Erkekler böyledir işte. Kılıksız kadınları beğenirler hep. Ama iş başa düşünce hep o boyalı bebeklerin peşinden koşarlar. Hiç açıcı değil ama ne yazık ki gerçek bu. Mademoiselle, bu ortalıkta dönenler hiç hoşuma gitmiyor. Hoşunuza gitmiyor demek. Benim de gitmiyor. Ya da doğrusunu söylemem gerekirse gidiyor hoşuma. Sokak kavgalarından, kazalardan, başkalarının başına gelen felaketlerden, arkadaşların çektiği çilelerden hoşlanan kötü bir yanı var insanoğlunun nedense. Heyecan verici bir şey olacak diye beklemek hoşuma gitmiyor desem yalan. Kaptan Chantry nerede? Kumsalda. Pamela onu sorguya çekiyor. Bu sorgudan hiç de hoşlanmadığı belli üstelik. Yanlarından ayrıldığımda adam öldürmeye hazır gibi görünüyordu. Pamela kendi kendine eğleniyor ama ufukta kara bulutlar var, inanın. Anlamadığım bir şey var. Yok canım, anlaşılmayacak bir şey yok ortada. Ama ne olacağı belli değil. Heyecan verici olan da bu zaten. Dediğiniz gibi mademoiselle. Gelecek kişiyi kaygılandırıyor. Ne garip bir konuşma tarzınız var Bay Poirot. Hoşsunuz doğrusu. Ben de artık gideyim içeri. Öğle yemeğinden önce üstümü değiştirmem gerek. Bakın kimler de geldi. Hayatlarından pek de memnun görünüyorlar. Gerçi Bay Gold süt dökmüş kediye benziyor ya. Gene de mutluluğu yüzünden okunuyor. Belki de sütü dökmedi de içti. Şimdilik hoşçakalın Bay Poirot. Güle güle mademoiselle. Günaydın Bay Poirot. Bayan Chantry ile birlikte eski kenti dolaştık. Marjorie gelmek istemedi de. Öyle mi? Douglas, bana bir pembecin söylesene. Şu anda istediğim tek şey pembecin. Hemen gidip getireyim. Siz de bir şey ister miydiniz Bay Poirot? Hayır, teşekkür ederim. Öylesine yoruldum ki Bay Poirot. Bakın Tony de geliyor. Yanındaki bayan Pamela değil mi? Evet. Tony sevgilim, deniz güzel miydi? Ne oluyor bu adama böyle? Suratıma bile bakmadan geçti gitti. Günaydın. Güzel bir sabah geçirdiniz mi bari? Harika. Eski kente gittik. İzninizle bayanlar. Güle güle Bay Poirot. Sonra Bayan Chantry. Pembecin hazır değil mi da? Bir dakika Bay Gold. Bana da bir sirode kesti lütfen. Baş üstüne. Şu kaptana bakın Tanrı aşkına Bay Poirot. Tam bir hayvan. Ne olabilir? Allah bilir, dövüyordur kızcağızı. Allah bilir. Günaydın Bay Poirot. Garson,
Bana bir pembe cin. Buyurun Bay Gold. Bu sizin pembeciniz, bu da sizinki Bay Chantry. Kime gidiyor o pembeci? Bayan Chantry'ye götürüyorum. Ya. Yeah. İyi günler baylar. İyi günler. Garson, bana bir pembe cin daha. Buyurun. Valentin beni öyle kolay kolay başından savuracağını sanıyorsa çok yanılıyor. Bundan önce oyuncak ettiği aptallara benzemem ben. Karımı başkasına kaptıracaklardan değilim. Bay Poirot! Bay Poirot! Bekleyin biraz, geliyorum. Burada bile yakalandım, ne istiyor bu kadın benden? Sonunda bulabildim sizi. Yalnız konuşmak istiyorum. Ne olur yardım edin bana. O kadar mutsuzum ki. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yol gösterin bana, ne olur. Ne yapacağım? Tanrım, ne yapacağım ben? Ne oldu? Neden öyle bakıyorsunuz bana? Benden öğüt mü istiyorsunuz madam? Bunun için mi geldiniz? Evet. Yani... Buyurun öyleyse. İyi dinleyin öğüdümü. Hemen gidin buradan. Çok geç olmadan gidin. Anlamadım. İş işten geçmeden adadan ayrılın diyorum. Adadan ayrılmak mı? Öyle dedim. Ama neden? Öğüdüm bu. Canınıza değer veriyorsanız gidin. Ne demek istiyorsunuz? Korkutuyorsunuz beni. Korkutmak istiyorum da ondan. Ama gidemem, gidemem. Douglas gelmez ki benimle, o kadın bırakmaz. Öyle bir yakalamış ki her şeyiyle elde etmiş kocamı. Onun aleyhinde bir tek söz söyletmiyor Douglas. Onun her dediğine de kayıtsız şartsız inanıyor. Deli gibi seviyor onu. Kocası dövüyormuş sözde. Zavallı, masum bir kadıncağızmış. Bütün bu palavraları yutuyor. Beni düşünmüyor bile artık. Ben yokum onun için. Özgürlüğünü istedi benden. Hemen boşanalım dedi. Kocasından boşanıp onunla evleneceğini sanıyor. Oysa Chantry bırakmaz karısını. Apaçık görülüyor bu. Pis kadın. Dün akşam Douglas'a kolunda çürükler göstermiş. Kocasının yaptığını söylemiş. Douglas deliye döndü. Öylesine iyi yüreklidir ki aslında. Korkuyorum, korkuyorum. Başımıza neler gelecek? Ne yapayım, söyleyin bana. Söyledim ya. İş işten geçmeden önce adadan ayrılın. Ne olacak dersiniz Bay Poirot? Sizin üçgen gittikçe gelişiyor. Dün akşam yemekten sonra iki yanına iki erkeği almış, kurulup duruyordu Valentin Chantry. Adamlar dövecek gibi bakıyorlardı birbirlerine. Tony Chantry içkiliydi de üstelik. Douglas Gold'a düpedüz hakaret etti. Öteki kendini kaybetmedi, çok nazik davrandı. Kadını görseydiniz, hayatından bir memnundu ki. Ne olacak dersiniz? Korkuyorum Mademoiselle, çok korkuyorum. Ay, hepimiz korkuyoruz. Ama siz bu gibi işlerden anlarsınız değil mi? Bir şey yapamaz mısınız acaba? Elimden geleni yaptım. Öyle mi? Ne yaptınız? Bayan Gold'a hemen adadan ayrılmasını söyledim. Öyleyse yani sizce... Evet Mademoiselle. Ama olamaz. Böyle bir şey yapacak bir adama hiç benzemiyor. Aslında çok iyi bir çocuk. O Chantry karısı aklını başından almış yalnızca. Asıl suç kadında. Onun uğruna cinayet işlemeyi göze alamaz. Cinayet değil mi sizin aklınıza gelen de? Benden önce başka birinin de aklına gelmiş Mademoiselle. Namussuz hayvan! Ne sanıyorsunuz beni siz? Karımla bir olup bana oyun oynayacaksınız ha? Olmaz! Olamaz! Ben hayatta kaldığım sürece Valentin benim karım olacaktır. Olaylar amma da garip gelişiyor değil mi Bay Poirot? Kavgayı işittiniz yemekten önce. Şimdi ise nasıl olmuşsa olmuş barışmışlar. İkisi yan salonda bilardo oynuyorlardı biraz önce. 40 yıllık dostlar gibi. Valentin Chantry ile Bayan Gold ise akşam gezintisine çıkmışlar. Yanlarını öteki bayanları da alıp. Garip garip, insanoğluna hiç akıl erdiremiyorum. İşler iyice karışıyor. Bana kalsa tersine. Artık anlaştıklarına göre korkacak bir şey kalmadı. İşte bakın geliyorlar.
Nasıl geçti oyununuz ha? Arkadaş çok iyi oynuyor. Çabucak yendi beni. Yok canım, şans eseri oldu. İnanın. Ne içersiniz? Gidip bir garson bulayım da söyleyeyim. Zahmet olacak. Bana bir pembe cin. Oldu. Siz general? Ha, ben de bir viski soda alayım. Ben de öyle. Size ne söyleyeyim Bay Poirot? Çok zahmet ediyorsunuz gerçekten. Bir siro de kasti lütfen. Siro ne? Anlayamadım, kusura bakmayın. Böğürtlen suyundan yapılmış bir şurup. Siro de kasti. Bir likör çeşidi olmalı. Burada var mı? Ben hiç adını duymadım da. Burada var evet, ama likör değil. Her neyse, garip bir şey işte. Gidip getireyim. İşte içkilerimiz. Bu saatten sonra salona servis yapmıyorlarmış, kendim getirdim. Çok zahmet oldu size. Teşekkürler. Bu da sizinki Bay Gentry. Eksik olmayın. Oo, işte hanımlar da geldi. Tony sevgilim. Hmm. Harika bir gezinti yaptık. Bayan Gold aklı ile bin yaşasın. Sen de gelmeliydin sevgilim. Bir dahaki sefere artık. Ne içersin karıcığım? Bana pembe cin canım. Ya sizler? Bu kez ben getireyim. Bay Gold'a zahmet olmasın. Aha, ben cin tonik alayım. Vodka limon lütfen. Peki oldu. Ya siz Bayan Gold? Portakal suyu mümkün mü acaba? Elbette. Hemen getiririm. Sen benim pembe cini iç istersen Valentin. Kendime yeniden alırım. Oldu canım. Hayır şey öylesine güzeldi ki Douglas. Keşke sen de gelseydin. Keşke. Kusura bakmayın, pek susadım ben. Sizleri bekleyemeyeceğim. Sağlığınıza. Dünya varmış. Nereleri gezdiniz bakalım ha? Ne var? Ne oldu? Fena oluyorum. Tanrım yüzüm olsun. Bayan Gentry, ne oluyor kuzum? Kalbim sıkışıyor. Hemen bir hekim çağırın. Tanrım ne yapabiliriz? Ne oluyor? Ne oluyor? Hadi. Ne var? Bilmiyorum. İçkinin tadı tuhaftı. İçkinin mi? Pembe cinin tadı ha? Benim içkim de o. Gold. Bana getirdiğin içkiye ne koymuştun namussuz herif? Ben Oyalanmayın. Hemen bir hekim. Korkunç. Akıl almaz bir şey. 5 dakika içinde ölüverdi. İnanın bütün gece uyuyamadım. Sarsıcı bir olay gerçekten. Ölümü mü daha korkunç, cinayete kurban gitmiş olması mı bilmiyorum. Cinayet. Hem de burada. Hepimizin gözleri önünde. Aklı almıyor insanı. Oh, sizin de suçunuz var Bay Poirot. Bir şeyler yapmalıydınız. Engel olmalıydınız. Ne yapabilirdim ki? Ne bileyim ben. Polise haber verseydiniz ne ya. Ne diyecektim ki polise? Cinayet işlenmeden söylenecek ne var? Birisi aklına cinayeti koymuş mu deseydim? İnanın yavrum, bir insan bir insanı öldürmeye kararlıysa eğer... Öldürülmesi düşünülen kişiyi ikaz etseydiniz. İkazlar işe yaramaz bazen. O zaman katilin kendisiyle konuşsaydınız. Ne bileyim, ona ikaz etseydiniz. Ne yapmak istediğini bildiğinizi açıklasaydınız. En iyi yol budur kuşkusuz. Ama o zaman da canilerin en belirgin özelliği ikazı yararsız kılar. Neymiş canilerin belirgin özelliği? Kendini beğenmişlik. Her cani yakalanmayacağından emin olarak işe girişir. Oysa ömrümde böylesine aptalca bir suç işlendiğini işitmedim. Çocukça bir cinayet aslında. Her şeyi öylesine aptalca yapmış ki yakalanmayacağını düşünmesi bile gülünç. Nitekim polis hemen tutukladı Douglas Gold'u. Gerçekten de çok aptal bir adammış Douglas Gold. Akıl almaz bir aptallık canım. Zehirin geri kalanını bile... Neydi o zehirin adı? Bir tür stropantin. Doğrudan doğruya kalbi durdurur. Geri kalanını cebinde bulmuşlar öyle mi? Öyle. Peki böyle bir aptallık yapılır mı yani? Belki cebindekini atacaktı da... Yanlış insana zehirlenmesiyle ne yapacağını şaşırdı. Of, düşünün bir kere. Ne sahne. Aşık... Stropantini kocanın bardağını boşaltıyor. Tam başını öte yana çevirdiğinde zehiri sevdiği kadın içiyor. Ah, tiyatroya yaraşır bir sahne doğrusu. Ay, şu sizin meşhur üçgeniniz. Sonunun böyle olacağı kimin aklına gelirdi? Benim aklıma gelmişti. Ama tuttunuz, Bayan Gold'u ikaz ettiniz. Adamı neden ikaz etmediniz ki? Douglas Gold'u mu? Yok canım, Kaptan Chantry. Asıl engel oydu. Tehlikede olduğunu söyleyebilirdiniz ona. Douglas Gold nasıl olsa karısından boşanacağına inanıyordu besbelli. Zavallı Bayan Gold, ensesine vur lokmasını ağzından al cinsinden bir kadın zaten. Ama Chantry inatçının biriydi. Karısını boşamayacağı açıktı.
Çentiyle konuşmam hiçbir işe yaramazdı. Haklısınız belki de. Ne yapacağını bildiğini söyleyip kovardı sizi. Ama gene de yapılabilecek bir şey vardı gibi geliyor bana bu korkunç cinayeti önlemek için. Bir ara Valentin Chantry ile konuşup adadan ayrılması için onu ikna etmeyi düşündüm gerçi. Ama söyleyeceğim şeylere inanmayacağını biliyordum. Böylesi bir şeyi anlayamayacak kadar aptaldı. Zavallı kadını, aptallığı hayatına mal oldu. Ama onun adadan ayrılması zaten bir işe yaramazdı ki. Adam da kalkıp peşinden giderdi. Hangi adam? Douglas Gold elbette. Douglas Gold'un onun peşinden gideceğini mi sanıyordunuz? Hayır mademoiselle, hayır, yanılıyorsunuz. Tamamen yanılıyorsunuz. İşin gerçeğini anlamamışsınız daha demek. Valentin Chantry adadan ayrılsaydı kocası da gidecekti onunla. Normal değil mi bu? O zaman da cinayet başka bir yerde işlenecekti. Anlamadım. Aynı cinayet başka yerde işlenecekti diyorum. Kaptan Chantry karısını başka bir yerde öldürecekti. Neler söylüyorsunuz siz? Valentin'i öldüren Kaptan Chantry'dir mi demek istiyorsunuz? Evet. Hem de gözünüzün önünde yaptı bu işi. Douglas Gold içkileri getirdi. Evet. Chantry bir yudum bile içmeden bekledi. Derken hanımlar salona girdiğinde herkesin dikkati kapıdan yana çevrildi. Kaptan Stropantini elinde hazır tutuyordu. Bardağın içine boşaltıverdi. Biraz sonra da aşırı bir nezaketle içkisini karısına takdim etti. O da içti. Ama zehiri Douglas Gold'un cebinde bulmuşlar ya. Hepimiz can çekişen kadının çevresine toplandığımızda Chantry kolaylıkla koymuştur paketi Gold'un cebine. Peki ama gene de anlamıyorum. Üçgen. Siz kendiniz söz ettiniz üçgenden. Ortada bir üçgen var dedim, evet. Ama sizin gördüğünüz üçgen yanlıştı. Çok iyi rol yapan bir takım kişilere inandınız. Gerçeği göremediniz. Hem Tony Chantry'nin hem de Douglas Gold'un Valentin Chantry'ye aşık olduğunu sandınız. Zaten öyle sanmanız isteniyordu. Douglas Gold Valentin Chantry'ye deli gibi tutkun olduğu için, kocası da kadını boşamamakta direndiği için dayanamayıp onu öldürmeye kalktığına, Valentin Chantry'nin zehiri korkunç bir yanlışlık sonucu içtiğine inandınız. Evet. Zaten sahne siz buna inanasınız diye düzenlenmişti. Oysa bunların hepsi numaraydı. Tony Chantry epeydir karısını öldürmeyi tasarlıyordu. Ondan bıkmış, feda halde sıkılmıştı. Onları ilk gördüğümde anladım bunu. Kadınla besbelli parası için evlenmişti. Şimdi ise başka bir kadınla evlenmek istiyor. Onun için Valentin'i ortadan kaldırıp parasına konmayı planlamış. Bunun için de cinayet gerekliydi elbet. Başka bir kadını mı seviyormuş? Evet öyle. O kadın da ufak tefek, silik, sessiz Marjorie Gold'dan başkası değildi. Yüzyılların üçgeniydi söz konusu olan, doğru. Ancak siz o üçgeni tersinden gördünüz. İki erkeğin ikisi de aldırmıyordu Valentin'i aslında. Kadının aptalca kendini beğenmişliğiyle Marjorie Gold'un ustaca oyunu ve hatta sahne yönetmenliği uyandırdı herkeste bu yanlış izlenimi. Çok akıllı bir kadın Marjorie Gold. O kadın kendi halinde, sessiz görünüş içinde müthiş çekici aslında. Aynı tipte dört kadın tanıdım. Biri kocasını öldürmüştü ama beraat etti. Oysa herkes katilin olduğunu biliyordu. Bir başkası teyzesini, sevgilisini ve iki erkek kardeşini öldürdü de ancak beşinci cinayetinde bir dikkatsizlik yapıp yakalandı. Ötekilerden biri asıldı, biri de zar zor kurtuldu. Bu Marjorie Gold aynı onlar tipinde bir kadın. Yüzünü görür görmez anladım. Bu tipler için suç işlemek, su içmek kadar kolaydır. Akıllı, soğukkanlı olurlar. Bu cinayeti de onun planladığından kuşkum yok. Söyleyin bana, Douglas Gold'un Valentin Chantry'ye aşık olduğuna dair ne kanıt vardı ortada? Bilmiyorum. Biraz düşünün, göreceksiniz ki Marjorie Gold'un sızlanmalarından, bir de kaptanın kıskançlık gösterilerinden başka hiçbir şey yoktu. Değil mi? Anladınız mı şimdi? Korkunç bir şey bu. Çok akıllı bir çift olduklarına şüphe yok. Burada yeni tanışıyormuş gibi yapıp cinayeti işlemeye karar vermişler. Hele o Marjorie Gold. Soğukkanlı şeytanın biri o. O aptal masum kocasını dar ağacına göndermekte en ufak bir sakınca görmedi. Bir an bile yüreği burkulmadı. Peki ama ne olacak şimdi? Dün gece zavallıyı tutuklayıp götürdüler. Öyle ama daha sonra ben polis şefiyle görüştüm.
Centri'nin bardağa zehiri boşalttığını görmedim. Doğru. Ben de herkes gibi kapıya bakmıştım hanımlar geldiğinde. Ama Valentin Centri'nin zehirlendiğini anlar anlamaz gözümü kaptana diktim. Her davranışını izledim. Zehir paketini Gold'un cebine koyduğunu gördüm. Oh. Evet, her yerde sözüne inanan iyi bir tanığım ben. Ölüm dünyaya yayılmış bir kez. Burada bile adımı işitmişler elbet. Benim anlattıklarımdan hiç kimse şüphe edemez. Peki ne oldu yani? Kaptan Chantry'yi dikkatlice sorguya çektiler. Önce normal yapmaya kalktı ama aslında akıllı olan o değil. Çok geçmeden her şeyi itiraf etti. Yani Douglas Gold'u serbest bıraktılar mı? Evet. Ya Marjorie Gold? İkaz etmiştim onu. Tepenin üstünde karşılaştığımızda cinayeti önlemenin tek yoluydu. Ondan kuşkulandığımı belli ettim. Bir açık açık söylemediğim kaldı. Ne demek istediğimi bal gibi anladı. Ama kendini aşırı akıllı sanıyordu. Hayatına değer veriyorsa adadan ayrılmasını söyledim. Kalmayı ye tuttu. Tabii başı belaya girdi. Bir pembe cin alır mıydınız? Zehirsiz cinsinden tabii. Yüzyılların Üçgeni adlı oyunumuzu dinlediniz.